ben ne yapayım şimdi? Bu düğün için gidip yerime takı elbiseyi mi alayım? Bana gelip bir yerine gitmek istiyorum yani. Arkadaşlar. Ha Volkan'a ne ya bari? Volkan kimlik sorucu kadar demek istiyorum yani. Ben bunu giyip arkadaş ne yapayım ya? Büyük bir sıkıntı var. Hayır. Ya. Ya. Fato sen beni anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun ya. Ya bu takım normalde kravatla giyilen bir takım değil. Şimdi ben kravatı takmasam ayıp olacak. E ben buna kravat taksam kro diyecekler. Ay Şesu, ya sanki herkes sana bakacak. Bir dur ya, öf. Fatoş, şimdi Volkan'ın eski sevgilisi olarak bunu giysem çok mu sade olur? Hani bunu giyersem de çok gösterişli mi olur yani sonra rol çalıyor demesinler. Ay çocuklar, benim esas kavalyem yok. Ben ne yapacağım? Ha hiç ilgilenen var mı? Sinirlendirmeyin beni. Anam bir bana bakın ya. Burada bir sorun yok. Ay yeter! Ay vallahi çocuklar yeter. Aa ne diyormuş kardeşim ya? Kafam bu kadar oldu. Öyle diyorsun ama davetiyede de saat 7'de yazıyor. Nasıl yetişeceğiz? Nasıl yetişeceğiz? Burada giyinip gideceğiz Fatoş. Yoksa trafiğe falan takılırız. Ya arkadaşlar bir dakika ya. Bakın bugünün bir özelliği daha var. Biz tatile çıkıyoruz bugün arkadaşlar. Ne kadar güzel geçen sene tatile çıkmadan önce çok hisli konuşmalar yapmıştık. Ne güzel anlar yaşamıştık. Arkadaşlar bugün biz tanışalı tam 7 yıl oluyor. Yok yok ya. Ben bunu giyeyim en iyisi. Belki takı takma. Ay çocuklar, Sertaç olmaz değil mi? Ay inanmıyorum ya. Tamam vazgeçtim. Tamam bitti. Bitti. Duygusal konuşmalar bitmiştir. Hiç umurumda değil. Ne zaman tanıştıysak tanıştık. Hiç artık ilgilenmiyorum. Ben de Volkan'ın düğününe konsantre olacağım. Ne giysem acaba? Kız dilli. Bana bak bir. Tamam. Hadi geçen seneki gibi hisli konuşmalar yapalım. İstemiyorum ben hisli konuşmalar falan. Tamam vazgeçtim. Bitmiştir. Bitmiştir. Umurumda değil. Bir tek Cem anlıyor beni ha. Gerçekten. Hepiniz Selin gibi oldunuz. Ruhsuzlar. Şş, bak ama kızıyorum ha. Cem dediğin şahsiyet bize sonradan, hatta Selin'den bile sonra katılmış bir elemandır ya. Aa esas şekerim ben seni 7 yıl önce işe almamış olsaydım acaba Cem'le nerede tanışacaktın? Öyle hemen satma bizi. Anam nankör bu. Ben öyle miyim? Fatoş bak ben seninle bugün tanışmamış olsam böyle bir moda yazarı bu şehirde olmazdı. İstanbul'da dımdızlak kalırdım ben. Ya, ya beni de hiç kimse bu halde moda editörü yapmazdı yani. Esas çocuklar ben sizinle tanışmamış olsaydım mesleği bırakıyordum mesleği. Ve ayrıca aynı gün ikinci kocam beni terk ediyordu. Ya ben bitmiştim ya. Bakın hatırlayalım. Fatoş Hanım konuşmanız bittiyse benim CV'me bir bakacaktınız. Bir de tamam, ben tamam işe alındınız. Nasıl yani? Nedirsin işiniz? Moda editörü müydünüz? Hayır ben röportaj yapmak için geldim. Amerika'da da o konuda şey yaptım. Tamam tamam yap kardeşim sen de röportaj yap. Sen. Şesu var. Bak Şesu var. Ya Şesu var çok uzun değil mi be başka bir şey olsa? Bilmem ne olsun. Şesu falan olsa. Olur eğer bacım sen istiyorsan Şesu olsun. Adım Şesu. Tamam bağırma. Tamam Şesu. Sen güzel kahve yapıyorsun. Kahve yaparsın. İşe alındın. Hadi hayırlı olsun. İşe alındın mı? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir halay çekip bir zılgıt atacağım. Ahey 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 ahey. Kara üzüm kabbesi. Le 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 canım, esmerler kovardası, esmer sen güzelsen. İyi günler. Şey, iş başvurusu buraya mı yapılıyor acaba? Oo tabii tabii tabii. Buyurun, siz hangi iş için gelmişsiniz? Şey, ben moda editörü olmak istiyorum da. Tabii, deneyiminiz var mı? Aman boşver. Tamam, tamam. İş alındınız. Gerçekten mi? Aa çok kolay oldu. Çok teşekkür ederim. Şey, söz veriyorum hiç pişman olmayacaksınız. Ya ben acıkıyorum yalnız bir yemeğe çıkalım mı? Tamam ben gelirim. Şey kebap yiyelim mi? Olur ben kebap yerim. Şey su gelir misin? Ben gelirim ama bir şey yemem çok tokum. Tamam. Ben de öğlen kocamla yemek yiyeceğim. Hep birlikte çıkalım hadi. Tamam hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Çok, çok güzel bir ekip olduk yemin ediyorum ya. Güzelliğe bak şuna. Ya çok güzel ya. Şey inşallah her şey gönlümüz yolu olur mu?
olmuş. Bak o gün deliliğin tutmasaydı, laf olsun diye bizi işe almasaydın... ...kim bilir nerede olacaktık bugün. Ama biz ne yapıyoruz yine? Bu kadar önemli bir günde... ...tatile çıkıp birbirimizi o kadar zaman görmeyeceğimiz bir günde... ...Volkan'ın düğününe konsantre olmuş durumdayız ya. Arkadaşlar, o gün Fatoş bu ofisten çıkıp gitseydi... ...bu dergi çıkmasaydı... ...ve bu ofisteki insanlar birbirleriyle tanışmamış olsalardı... ...şu anda nerede, ne yapıyor olurduk acaba? Çocuklar, etraf bulanıklaşıyor. Hah, işte ben bunu istiyorum ya, şu olay. Ben herhalde ilk kocama dönmüş olurdum. Ay, minik bir şey. Ya o çocuk oralarda şimdi aç bilaçtır be. Ben ona yapayım şöyle birkaç kilo kuru mantı göndereyim ha. Ya hayatım yapma, çocuğu da bize benzeteceksin ya. Ya olur mu? Kerata koca Paris'te yiyecek bir şey bulamayacak mı yani? Ama bir haftaya kadar okul tatile giriyor değil mi? Hmm. Gelsin ben onu şişmanlatırım. Lokfor ister misin? Bir tane. Hmm. Ben kuru kayısıcı ceviz yiyorum. Sana da vereyim mi? Al bakayım. Al bakayım şunu. Al bakayım. Ne bir kuracağım? Ay, ay, ay. Ay, ilk evlenmişim seninle yeniden. O kadar mutluyum ki. Bir de iyi ki işi bırakmışsın. Aslında öyle diyorsun ama ben çok iyi bir editördüm. O Saadettin Bey olmasaydı o pinti herif, onun yüzünden işten soğudum canım. Şekerim, bazı insanlar yemek yapmak için yaratılmıştır. Sen onlardan birisin. Hmm. Bak, böylece yeteneğini de boşa harcamıyorsun değil mi? Her gün misafirler, yiyecekler, içecekler. Oh be, oh! Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum ben. Ay ben de öyle. Ben de bugün niye böyle bir tuhaflık var diyordum. Misafir yok bir tanem. Hayatım, yarın Nilüferleri uskumru dolması yapıyor musun? Yapmaz mıyım minik kuşum, yapmaz mıyım? Yarına da su böreği yapıyorum. Ay su böreği dedim de midem böyle nasıl kazındı ya? Nerede kaldı bu kebapçı? Ay bak, sormamı bekliyor. Fatoş, fındık lahmacun söylemiş miydik biz? He? Söylemediysen 20-30 tane söyle. Onlar gelene kadar kebaplarımızı yer. Kebap. Kebapları. Geç kardeşim, geç. Gel, gel. Ah, merhaba abi. Ya ben böyle rahatsızlık verdim ya. Girmeseydin, parayı kapıdan alıp gitseydim ben ya. Olur mu hiç öyle şey kardeşim? Kapı önünde bekleyeceksin. Ali'cim, minik kuşum. Bende bozuk para kalmamış. Versene sen. Ya kaç yıldır bizim siparişleri sen getiriyorsun. Adını bile bilmiyoruz. Kimsin sen? Tanıt bakalım kendini bir ya. Tanıtayım abi. Hı? Şunu yenge bırakayım ben. Adım Şehsuvar, 27 yaşındayım. 7 yıldır İstanbul'dayım. Hayallerime ve hedeflerime ulaşacak daha o ortamı bulamadığım için... ...kısa süreliğine de olsa kebapçıda paket servis işindeyim. Ayrıca bu cümleden sonra yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemeyecek kadar... ...ve böyle bir espri yapmayacak kadar ince ve rafine bir mizah anlayışım olduğunu ben düşünüyorum. Arkadaş çevrem de böyle düşünüp beni her zaman takdir ediyorlar. Aferin Şehsuvar diyorlar. Şehsuvar, bekle paranı getireyim. Sen de bu arada atıştır. Bak peynir var, ceviz var, kayısı var. Ne istersen var. Atıştır, atıştır. Ya abi ben rahatsızım. Otur, otur. Oo ne peynirler var abla. Vallahi. Böyle misafiri ikramı çok severiz. Vallahi Allah razı olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Abla bunlar organik mi? Bilmem. Bakın yenge, vallahi bilmem olmaz. Neden biliyor musunuz? Organiğini alırsanız, organiğinde kimyasal işlemlerden geçmemiş oluyor. Doğal yöntemlerle vallahi kurutuluyor. Hani güneş ışığıyla diyeyim. O açıdan organiğini alın. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Bizim orada kebapçının önünde böyle hippi bir kız var. Elinde bildiri mildiri dağıtıyor, bağırıyor, mağırıyor. Bazen hoş sohbetlerimiz olduğu zaman o bana böyle şeyleri söylüyor yani. Al bakalım şeysi var. Abi çok teşekkür ederim. Oo, başı da bol tutmuşsun Ali abi. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız bana müsaade, ben gideyim. Fakat şu kayısılardan kurup
Bakliyattan biraz alayım abi, yolluk hesabı. Otur, otur, otur. Bizimle ye yahu. Biz misafiri çok severiz. Abi, yani beni dükkandan beklerler. Şimdi ben laf işitmeyeyim. Sonra bir ton şey oluyor, arıza çıkartıyorlar bana. Ben müsaade edeyim ben size. Aa, Haneke değil mi bu ya? Evet, son filmi. Sen nereden biliyorsun bakayım? Ya ben tiyatro olsun, sinema olsun, festival olsun hepsine giderim, iştirak ederim yani. Ay ne kadar ilginç. Alize film eleştirmeli. Biz böyle bütün gün burada otururuz, yeriz, içeriz, film seyrederiz. Ben de moda yazar olacaktım. Hatta bir dergiye de başvurdum. Tam olacaktı. Fakat editörümü ne kaçmış, dergi açılmadan kapandı. Sonra ben birkaç defa daha gittim olur diye ama hiç ses çıkmadı. Yani bakalım diyeyim ben size. Ya 7 yıldır da İstanbul'da sürtüyorum işte. Ya vah vah vah. Biliyor musun? Ben de eskiden gazeteciydim. Yenge, basın öldü bence. Bence de be. Bence de. Ye, ye. Yok, ben yemeyeyim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Yani gerçekten sizinle tanıştığım için inanın o kadar mutluyum ki anlatamam. Size iyi seyirler diliyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Ali abi. Hadi güle güle Şesu abi. Ay yazık ayol, gördün mü? Bak nelere heves ediyor çocuk. Baksana Haneke demişken şurada bir Alman restoranı açılmış biliyor musun? Sosis, patates salatası falan yani ha. Yarın öğlen denesek mi diyorum? Ay çok iyi fikir şekerim. Sonra da gelir ben uskumruları hallederim. Ha, bir günde Sarıyer'e muhallebi yemeye gidelim. Aa, Sarıyer'e mi? Orası çok uzak. Yolda acıkırız minik. Nişantaşı'nda çok güzel, çok iyi bir muhallebici varmış. Adı da ne? Ha Sütçüoğlu galiba. Yok 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 yok. Yo. Orada suratsız bir karı var. Sahibinin kızı mı ne? Hiç çekilmez. Ya hanımefendi o kadar sert çıkıyorsunuz ki avram bozuluyor. Ya ne olur şu bildirilerden bir tanesini böyle assak camınıza. Ay istemiyorum kardeşim, istemiyorum ya. Benim dükkanım, benim camım. Ay siz benim avramı bozdunuz resmen vallahi. İstemiyorum bildirinizi, beğenmedim, asmayın. Aa, bizim bildirimizin nesi var? Gayet iyi. Çok iyi, çevreci bir mesaj içeriyor. Plastik kullanmayın, doğada yok, olmaz diyor. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Biliyordum, evet. Ben şu anda bir gazetede, dergide çalışmıyor olabilirim ama benim yurt dışından gazetecilik master'ım var hanımefendi. Tabii ki biliyordum. O zaman o sandalyeler niye plastik? Canım paşa gönlüm öyle istiyor, ondan. Ya böyle ahşap, cam gibi doğal malzemeler kullansanız daha iyi olmaz mı? Allah'ım inanamıyorum gerçekten ya. Hanımefendi, etrafa şöyle bir bakarsanız, bakın. Ben burada, bu kafede, böyle bir yerde bak sandalyeler. Plastik kötüdür, kullanmayınız diyen bir bildiri mi asacağım? Hanımefendi akıl var, mantık var ya. Doğada yok olmuyor. Olmasın zaten. Doğada yok olmasın çünkü biz sandalyeler, masalar yok olmasın, burada kalsın istiyoruz. Zaten sizin kullandığınız tavuklar da o feci fabrikalardaki sahte tavuklardandır. Ya doğal ortamında yetişmeyen zavallı kuluçka makinesi hayvanları. Onlar da plastik. Ne? Tabii, onlar da plastik. Biz plastiğe aşığız, bayılıyoruz. Bütün temamız plastik üzerine kurulu, tavuklar da plastik, seviyoruz. Yine mi tartışıyorsunuz bu hanımefendiyle Aslı'cığım? Ay tutturdu yine bildiri asacağım, bildiri asacağım. Manyak ya. Ama Aslı'cığım lütfen. Ay sen karışma Taca, sana ne oluyor? Ya siz bakmayın benim kardeşime. Ben ilgileneyim, verin siz bana bildirilerinizi, ben asarım. İstemez, bir daha gelmeyeceğim dükkanınıza asla. Ve Nişantaşı'ndaki çevreci hareketimizde sizi kara listeye alıyorum. Zaten sandalyelerinizden belli. Güle güle. Onlar Aslı seçti, ben seçmedim. Bak kimse beğenmiyor Aslı. Soytarı dükkanına çevirdim. Şuraya bak, renklere bak. Ukala, yakıyorsun beni sürekli. Bırak biraz, benim tecrübeme güven. Ay karışma sen Volkan, sana ne oluyor ya? Ben de işletiyorum bu dükkanı. Yarı yarıya karar hakkımız var. Ayrıca da hiç suiteli dükkanı falan olmadı. Gayet güzel oldu. Biraz adama döndü. Nişantaşı kafesi oldu biraz. Bir hava geldi. Of Taceddin. Evlenin artık şunda. Kurtar beni. Bak burnumdan getiriyor hayatı. Bir tane neşemiz vardı. Şu kızı görüyorduk, bir içimiz açılıyordu. Ondan da olduk. Küstürdün kızı, kaçtı gitti. Taco, kurban olayım evlenin aya. Hadi ya. Aslı'cığım, bu yaz evlenelim mi? Niye bu yazı?
Taceddin, ne acelesi var? Ne oluyor? Seneye falan bakarız. Seneye mi? Ulan bir senedir sözlüsünüz zaten ya. Aa. Ben evlensem de burayı bırakacağım mı zannediyorsun sen Volkan? Burası benim de işim. Ben iş kadınıyım ya. Ama Aslı'cığım, yarın öbür gün çocuk falan düşündüğümüzde nasıl olur? Ne çocuğu Taceddin? Ne çocuk mucuk, öyle üstüme gelme benim. Öf Aslı, öf. Gir bir dergiye, düş yakamdan. Ensemde boza pişiriyorsun ya. Zaten hamile karı başımda. Bulamadık işte istediğimiz gibi bir dergide iş. Ne yapalım? Böyle burada takılacağız işte. Neyse ya, kim bilir nerede olurduk yani. Anam, belki ben memlekete geri dönmüştüm. Böyle büyükbaş hayvanlarla ilgili bir işim bile olabilirdi yani. Merhaba çocuklar. Cem, anneler kaç uçağıyla geliyor? Annemler. Konuşmadım daha. Ya bizimkiler özellikle babana acayip bayılmışlar. Çok konuşkan, çok şeker bir adam dediler. Ya. Niye güldün? Cem. Aslı. Efendim? İki dakika bir odamda bir şey görüşebilir miyim seninle? Güzel olmuş damat tıraşı abi. Sağ ol Sertaç. Abi biliyor musun, ben evlensem bir daha hiç tıraş olmam. Kime göstereceksin ki abi? Tamam lan, kes, öf. Aa, Yaprakçığım, hoş geldin. Sen bu saatlerde süslenmiyor musun? Şey, yok, ben önce gelip sana bir mutluluklar dilemek istedim. Sen gelmiyor musun düğüne? Geleceğim de şimdi orada Kubi, Selin, kalabalık, ya sana söylemek istediğim bazı özel şeyler var da. Buyurun, buyurun. Ben yokmuşum gibi davranın, rahat edin. Ben hiç dinlemiyorum zaten. Volkan, ben şunu bilmeni isterim. Senin Selin'i mutlu edeceğine ben gerçekten çok inanıyorum. Selin de seni herhalde. Ya ben seni çok seven bir insanım. Ve sana karşı da hiçbir kırgınlığım, hiçbir dargınlığım yok. Tabii yani niye benimle değil de Selin gibi biriyle yani evlenmeye karar verdin? Yani Selin gibi bir insanla evlenmeye karar verdiğin için de yani hiç seni kınamıyorum. Yani bunu hiç yanlış bulmuyorum. Yani ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Yaprağım, yavrum benim, ben de seni seviyorum. Ben de senin mutlu olmanı istiyorum da o Kubilay denen canlı türüyle nasıl olur onu bilemiyorum tabii ama saygı duyuyorum yani, senin kararın. Ya Yaprak be, neler yaşadık seninle değil mi? Neler neler ya, aa şimdi düşünüyorum da vay be, bir hikayemiz var yani seninle. Ya değil mi abi, gerçekten. Biz de bugün ofiste onu konuştuk. Yani bizler tanışmamış olsaydık acaba nerelerde ne yapıyor olurduk? Vallahi öyle. Aslı o dergide çalışmasaydı biz tanışamazdık. Kim bilir ne halde, nerede olurduk yani değil mi? Bana bak. Sen karışma her şeye ya. Tiramisu olacak o kadar. Öf Aslı, öf. Tiramisu ne ya? 50 çeşit tatlı var burada. Burası muhallebici kızım ya. Aa. Ne kadar kuru bir insansın ya. Burası Nişantaşı'nda olan bir mekan. Biraz yeniliklere açık ol. Bak, espresso makinesi koyduk. Satmadı mı? Satmadı mı? Ha? Allah'ım dayanamayacağım artık. Evde de dırdır, burada da dırdır ya Rabbi. Al beni ya Rabbi, al. Aa, evde dırdır senin seçimin. Evlendin, al sana. Biz evlenince böyle olmayacak değil mi Aslı'cığım? Ay Taceddin, abimin yanında elimi tutma. Ayıp. İnsanların yanında elimi tutma zaten. Hatta benim yanımda da elimi tutma. Ha? Tut abi, tut. Benim için sorun değil. Olur mu canım? Tutmasın. Ayıp sana da. Koskoca abinin yanında olmaz. Bana bak, yaptırıyorum içeride. Tiramisu da yaptırıyorum. Nescafeli parfe de yaptırıyorum. Yazın iyi gider. Bitirdin beni Aslı, bitirdin. Ne halin varsa gör. İstediğini yap. Aa, zaten hayattan zerre kadar zevk almıyorum artık. Bezgin bir insan oldum. Bu sandalyeler de batıyor.
Popoma batıyor bunlar benim ya. Nasıl sandalye bunlar ya? Aa, bitirdin beni Aslı. Beyler. Oo, Sertaç kardeşim neredesin sen ya? Bayağı oldu değil mi abi? Vallahi düğünden beri görüşmedik herhalde. Bir 6 ay oldu ha? Sen çok değiştin abi. Kusura bakma ama ev erkeği oldun yani. Biz hala biliyorsun eski projelerdeyiz, alemlerdeyiz abi. Öyle oldu değil mi? Bu muhabbet beni bayar. Hadi ben mutfaktayım. Ben de geleyim Aslı. Ya gelme Taceddin. Niye geliyorsun? Sürekli peşimde ya. Otur Sertaç. Seviyorum abi, seviyorum ya. Of Sertaç of. Evlenince sen de anlarsın. İnsanın hayattan hiçbir beklentisi, hiçbir ümidi kalmıyor yani. Ulan evde dır 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 dır. İş zaten bayık. Böyle yani içim çekildi. Böyle kaderime razı oldum. Takılıyorum Sebil gibi oldum hiç. Tık. Vay be abi. Halbuki ne günlerde değil mi? Projeler, çiringi sofraları falan. Ah be abi be. Kanımızın damarda hızlı koştuğu dakikalardı be. Ne alemler, ne alemler. Ulan 32 yaşında, 72 yaşında gibi hissediyorum, iyi mi? Kendi kendime astım bir nevi yani. Abi albümü yapmıyor musun? Vaz mı geçtin? Yok abi ne albümü ya? Fantazi oldu onlar artık. Artık doğacak çocuğumuz yapar albümü de. Anası onu keser, o da ayrı. Yenge çok değişti değil mi abi? Vallahi önceden çok tatlı kızdı ama. Neyse ne yapalım? Kader işte, aldık bir kere. Oturacağız. İyi olur oturacaksın. Aa, yenge nasılsın? Karıcığım, hoş geldin. Mürvetciğim. Neyi aldın oturacaksın Volkan? Sandalye. Ay, Aslı sandalye almış. Bu batıyor bu sandalyeler. Çok kofti sandalyeler ya Mürvet. Ama çok da masraf etmiş. Ne yapalım? Aldık artık oturacağız. Yani evde kedi mi var, hamile karın mı var belli değil Volkan. Ne arıyorsun ne soruyorsun? Olur mu hayatım? Öğlen de aradım ya, bir isteğin var mı falan diye sordum, hatırlasana. Öf, öf. Öğleden sonra kaç saat geçti? Ya ölsem haberin olmayacak Volkan. Ya ben evde bu hamile halimle öyle oturuyorum. Sen burada arkadaşlarınla sohbet muhabbet, Tövbe tövbe, ölüm ölüm öyle. Allah gecinden versin öyle şeyler deme ya. Aa, can taşıyorsun sen yavrum, olur mu öyle şey? Otur bir şeyler ye, bir tatlı söyleyeyim sana yavrum benim. Nasılsın yenge? Aman iyiyim Sertaç, nasıl olayım işte görüyorsun. Dakika bir, gol bir. Mürvetciğim, sakin ol yavrum. Otur bak bizle. İstemem canım, istemem. Ay sıcak burası. Ay hamileyim, sıcak basıyor. Ayaklarım da şişti zaten. İlgilenen yok ki. O zaman içeri geç gölgeye, ha? Soğuk bir şeyler iç. Aslı yok mu Aslı? Bir limonata versin bana. Var, var. Sen geç içeri. Geç. Çocuklar, yengeniz geliyor bak, limonata. Ha? Aslı! Aslı! Mürvet geldi, Mürvet, Mürvet. Mürvet geldi. Yenge çok sert olmuş abi. Sorma Sertaç. Annem tanıştırdı işte. Bir haftalığına geldi bize. Bir kaldı, kalış o kalış yani. Hey, hemen de bebek olmuş Volkan. Ulan salak, onun için evlendik zaten. 6 ay oldu evleneli, kız 8 aylık hamile. Ha? Ya abi senin başka sevgilin olmadı ki zaten doğru dürüst. İyi işte. Desteği lan bunu. Kim bilir nerede olurduk değil mi ya? Bak daldık gittik ya. Aa Yaprak, senin aldığım yüzüğü göstereyim mi sana? Aa göster göster bir bakayım. Bak. Çok büyüdü bu yüzük meselesi. Artık en sonunda babam çıkarttı parayı. Güzel bir şey aldık, bu akşam nikahtan önce takacağım. Seçtim ya. Beğendin değil mi? Çok güzel seçmişsin. Yani çok mutlu olursunuz inşallah. Yavrum inşallah sana da daha güzelleri takılır. Gözlerim doldu ya. Polen var herhalde havada. Toz mu var, bir şey var polenden. Güzel olmuş damat tıraşı abi. Sağ ol Sertaç. Abi biliyor musun, ben evlensem bir daha hiç tıraş olmam. Kime göstereceksin ki abi? Tamam lan, kes, öf.
Aa, Yaprakçığım. Hoş geldin. Sen bu saatlerde süslenmiyor musun? Şey, yok. Ben önce gelip sana bir mutluluklar dilemek istedim. Sen gelmiyor musun düğüne? Geleceğim de şimdi orada Kubi, Selin, kalabalık ya... ...sana söylemek istediğim bazı özel şeyler var da. Buyurun, buyurun. Ben yokmuşum gibi davranın. Rahat edin. Ben hiç dinlemiyorum zaten. Volkan, ben şunu bilmeni isterim. Senin Selin'i mutlu edeceğine ben gerçekten çok inanıyorum. Selin de seni herhalde. Ya ben seni çok seven bir insanım. Ve sana karşı da hiçbir kırgınlığım, hiçbir dargınlığım yok. Tabii yani niye benimle değil de Selin gibi biriyle yani evlenmeye karar verdin? Yani Selin gibi bir insanla evlenmeye karar verdiğin için de... Yani hiç seni kınamıyorum. Yani bunu hiç yanlış bulmuyorum. Yani ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Yaprağım, yavrum benim. Ben de seni seviyorum. Ben de senin mutlu olmanı istiyorum da... ...o Kubilay denen canlı türüyle nasıl olur... ...onu bilemiyorum tabii ama saygı duyuyorum yani. Senin kararın. Ya Yaprak be, neler yaşadık seninle değil mi? Neler neler ya. Aa, şimdi düşünüyorum da, vay be. Bir hikayemiz var yani seninle. Ya, değil mi abi? Gerçekten. Biz de bugün ofiste onu konuştuk. Yani bizler tanışmamış olsaydık acaba nerelerde ne yapıyor olurduk? Vallahi öyle. Aslı o dergide çalışmasaydı biz tanışamazdık. Kim bilir ne halde, nerede olurduk yani değil mi? Bana bak, sen karışma her şeye ya. Tiramisu olacak o kadar. Öf Aslı öf, tiramisu ne ya? 50 çeşit tatlı var burada. Burası muhallebici kızım ya. Aa. Ne kadar kuru bir insansın ya. Burası Nişantaşı'nda olan bir mekan. Biraz yeniliklere açık ol. Bak espresso makinesi koyduk. Satmadı mı? Satmadı mı? Ha? Allah'ım dayanamayacağım artık. Evde de dırdır, burada da dırdır ya Rabbi. Al beni ya Rabbi, al. Aa, evde dırdır senin seçimin. Evlendin, al sana. Biz evlenince böyle olmayacak değil mi Aslı'cığım? Ay Taceddin, abimin yanında elimi tutma. Ayıp. İnsanların yanında elimi tutma zaten. Hatta benim yanımda da elimi tutma. Ha? Tut abi, tut. Benim için sorun değil. Olur mu canım? Tutmasın. Ayıp sana da. Koskoca abinin yanında olmaz. Bana bak, yaptırıyorum içeride. Tiramisu da yaptırıyorum. Nescafeli parfe de yaptırıyorum. Yazın iyi gider. Bitirdin beni Aslı, bitirdin. Ne halin varsa gör. İstediğini yap. Aa, zaten hayattan zerre kadar zevk almıyorum artık. Bezgin bir insan oldum. Bu sandalyeler de batıyor. Popoma batıyor bunlar benim ya. Nasıl sandalye bunlar ya? Aa, bitirdin beni Aslı. Beyler. Oo, Sertaç kardeşim neredesin sen ya? Eyvallah. Bayağı oldu değil mi abi? Vallahi düğünden beri görüşmedik herhalde. Bir 6 ay oldu ha? Sen çok değiştin abi. Kusura bakma ama ev erkeği oldun yani. Biz hala biliyorsun eski projelerdeyiz, alemlerdeyiz abi. Öyle oldu değil mi? Bu muhabbet beni bayar. Hadi ben mutfaktayım. Ya geleyim Aslı? Ya gelme Taceddin. Niye geliyorsun? Sürekli peşimde ya. Otur Sertaç. Seviyorum abi, seviyorum ya. Of Sertaç of. Evlenince sen de anlarsın. İnsanın hayattan hiçbir beklentisi, hiçbir ümidi kalmıyor yani. Ulan evde dır 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 dır. İş zaten bayık. Böyle yani içim çekildi. Böyle kaderime razı oldum. Takılıyorum Sebil gibi oldum hiç. Tık. Vay be abi. Halbuki ne günlerde değil mi? Projeler, çilingir sofraları falan. Ah be abi be. Kanımızın damarda hızlı koştuğu dakikalardı be. Ne alemler, ne alemler. Ulan 32 yaşında, 72 yaşında gibi hissediyorum, iyi mi? Kendi kendime astım bir nevi yani. Abi albümü yapmıyor musun? Vaz mı geçtin? Yok abi ne albümü ya? Fantazi oldu onlar artık. Artık doğacak çocuğumuz yapar albümü de. Anası onu keser, o da ayrı. Yenge çok değişti değil mi abi? Vallahi önceden çok tatlı kızdı ama. Neyse ne yapalım? Kader işte, aldık bir kere. Oturacağız. İyi olur oturacaksın. Aa, yenge nasılsın? Karıcığım, hoş geldin. Mürvetciğim.
Neyi aldın oturacaksın Volkan? Sandalye. Aslı sandalye almış. Bu batıyor bu sandalyeler. Çok kofte sandalyeler ya Mürvet. Ama çok da masraf etmiş. Ne yapalım? Aldık artık oturacağız. Yani evde kedi mi var, hamile karın mı var belli değil Volkan. Ne arıyorsun ne soruyorsun? Olur mu hayatım? Öğlende aradım ya, bir isteğin var mı falan diye sordum, hatırlasana. Öf! Öğleden sonra kaç saat geçti? Ya ölsem haberin olmayacak Volkan. Ya ben evde bu hamile halimle öyle oturuyorum. Sen burada arkadaşlarınla sohbet muhabbet, Tövbe tövbe, ölüm ölüm öyle. Allah gecinden versin, öyle şeyler deme ya. Aa, can taşıyorsun sen yavrum, olur mu öyle şey? Otur bir şeyler ye, bir tatlı söyleyeyim sana yavrum benim. Nasılsın yenge? Aman iyiyim Sertaç, nasıl olayım işte görüyorsun. Dakika bir, gol bir. Mürvetciğim, sakin ol yavrum. Otur bak bizle. İstemem canım, istemem. Ay sıcak burası. Ay hamileyim, sıcak basıyor. Ayaklarım da şişti zaten. İlgilenen yok ki. O zaman içeri geç gölgeye, ha? Soğuk bir şeyler iç. Aslı yok mu Aslı? Bir limonata versin bana. Var, var. Sen geç içeri. Geç. Çocuklar, yengeniz geliyor bak, limonata. Heh. Aslı! Aslı! Mürvet geldi, Mürvet, Mürvet. Mürvet geldi. Yenge çok sert olmuş abi. Sorma Sertaç. Annem tanıştırdı işte. Bir haftalığına geldi bize. Bir kaldı, kalış yok alış yani. Hemen de bebek olmuş Volkan. Ulan salak, onun için evlendik zaten. 6 ay oldu evleneli, kız 8 aylık hamile. Ha? Ya abi senin başka sevgilin olmadı ki zaten doğru dürüst. İyi işte. Desteği lan bunun. Kim bilir nerede olurduk değil mi ya? Bak daldık gittik ya. Aa Yaprak, Selin'e aldığım yüzüğü göstereyim mi sana? Aa göster göster bir bakayım. Bak. Çok büyüdü bu yüzük meselesi. Artık en sonunda babam çıkarttı parayı. Güzel bir şey aldık, bu akşam nikahtan önce takacağım. Volkan! Bu hayatımda gördüğüm en güzel yüzük. Değil mi? Ay inanmıyorum, hem de kalp şeklinde. Ben seçtim ya. Beğendin değil mi? Çok güzel seçmişsin. Yani çok mutlu olursunuz inşallah. Yavrum inşallah sana da daha güzelleri takılır. Gözlerim doldu ya. Polen var herhalde havada, toz mu var, bir şey var polenden. Bak bana bak. Şimdi bak bu kakülleri homojen bir şekilde yani eşit bir şekilde alnıma yayıyorsun. Anladın mı? Hayda. Selin sen niye hazır değilsin saat 5? Ay değilim, ne yapayım? Ya bir sen kaldın değil mi hesap vermediğim düğün günü düğün günü? Selin benim ne zaman saçım başım yapılacak bu saatten sonra ya? Ay bu da kendi derdin ha. Hay Cem'in anası babası bunu beğenmeyecek diye ödüm patlıyor, korkuyor. Öyle bir korkum yok Selin. Hı. İnan ki yok yani bu geceyle ilgili. Ay 5 saattir makyaj yaptırıyor. 5 saattir şikayet ediyor Tahsin. Makyöz verem oldu. Kuaför kanser oldu. Ve bu kız bu gece benim oğlumla evlenecek ha. Ne yapalım anacığım, demek ki o da heyecanlanıyor yani. Ne olur bırak ağlamayacağım. Bak akşam gözünü açamayacaksın sonra. Siz de beni bu deliyle yalnız bıraktınız bütün gün Tahsin. Sen de kaçı kaçı verdin habire. Kaç vardı? 50 tane iş hallettim be anacığım. Bankaya gittim, para bozdurdum. Ay çiçekçiye bahşiş, ona bahşiş, buna bahşiş. Çünkü kızın babasının cebinde akrep var o bari. Evet biliyorum zaten. Misafir gibi gelecek, misafir gibi gidecek. Benim asıl sinirlendim, üzüldüm. Öteki dünürlere ayıp olacak. Korkuyorum yani. Cem'in annesine babasına değil mi? Evet. Onlara da bir şey çaktırmamak lazım. Yani kızın annesi istemiyor falan olmaz. Olmaz. Şey diyelim, kızın annesi hasta da o yüzden gelemedi mi desek acaba? Yok yok, o da olmaz. Bence şey diyelim, ne diyelim, şey diyelim, anne baba ayrı diyelim. Zaten kavgalılarmış, ay nedir bu başınıza gelen Tahsin? Bittin, helak oldun be kadıncağız. Ama bir şey söyleyeceğim.
Şişt, sen. Mesut'un işi bitince şu rucumu değiştirebilir miyiz? Geldin mi kızım? Ho kızım, bir an önce hazırlan da saat 7'de orada olalım. Cemil annesi babası kaçta geliyor? Bilmiyorum vallahi. Hoppala, hepsi bir alem. Saat 8'de nikah. Söyle, haberler olsun. Kızım, ben sana bir söyleyeyim mi? Yat, kalk, Tanrı'na, Allah'ına şükret, yemin ediyorum dua et ya. İyi ki Babişkom'un dergisi var da şu Cem denen şahsiyetle tanıştın. Hani evlilik yolunda ilerliyorsun. Yemin ediyorum evde kalırdın ya, kız kurusu. Ay kızım, benim de canım var. Ay çat ya kapıda, kayınvalideyle yaşanır mı Allah aşkına? Bıktım vallahi. Bayılıyordun anneme Mürvet. Aa, şuna bak. Bir anda ifoyu tutar oldu. Ay yok Aslı'cığım, yok. Söyleyeceğim Volkan'a vallahi, böyle karşıda Çengelköy'de ya da ne bileyim Kemerkantür'de falan böyle uzakta bir ev alsın. Mesafe koyalım kızım. Volkan'ın öyle bir parası yok ki. İstesin Tahsin amcadan. Karun gibi adam. Allah Allah, oğluna mı vermeyecek? Ay! Pısırık olmasın. Dikleni versin biraz babasına canım. Gerçi fiştekliye aldırırım ben onu ama. Ne acayip bir kadınsın sen Mürvet ya. Kafanı çalıştıracaksın kızım. Taceddin'i onun için beğeniyorum işte ben. Sen sağlam yere dükkan açtın Aslı. Bak Monaco'da villa dedin, şak diye aldı çocuk. Ne zaman evlenmekten vazgeçsen dikleni veriyor babasına. Hop sana mücevherler bilmem neler geliyor, yalan mı? Ay bir de bizimkine bak, pısırık. Ya Mürvet, ben galiba o kadar Taceddin'le evlenmek istemiyorum ya. Salak. Bulmuşsun lokum gibi çocuğu. Ay tam koca olacak adam. Vur kafasına, al ekmeğini. Ekmeğini niye alayım Mürvet? Anlamam, ekmeğini niye alıyorum çocuğun? Ya sence böyle dünyada herkes için bir ruh eşi var mıdır? Mesela ben gördüğün zaman abicim işte bu diyeceğin bir adam var mıdır? Veya varsa ya onunla tanıştığın zaman çok geç olursa? Ben hep böyle şeyler düşünüyorum bu ara. Canım, öyle biri varsa da bu yaşa gelene kadar tanışırdın herhalde değil mi? Ay aptal aptal konuşma Aslı. Erkeklerin hepsi aşağı yukarı aynıdır. Öyle ruh eşiydi, aşktı, meşkti, boş ver. Sen sırtını sağlam yere yaslamaya bak. Ay gidip o dans hocasıyla flört ediyordun neredeyse. Aman Kudret. Yok be, o işte yakışıklı diye öyle boşluktan bir şey değil. Canım tamam, çocuk yakışıklıydı. Hani hamile olmasam ben de ders alacaktım ama mevzu o değil. Taceddin seni rahat ettirir. Bak 20 yıl sonra gelip bana teşekkür edeceksin. Ne bileyim ben. Ay hadi kalktım ben, burası da bastı. Eve gidiyorum. Kalkma kalkma, evde görüşürüz Volkan. Tamam. Aslı. Bak müşteri geldi Aslı, ilgilen. Öf be. Neresi daha seniz diyecektim. Burada klima var. Aa, değil mi? Klima var. Buyurun. Aslında ben bir kahve içip kalkacağım ama. Tamam. Espresso, cappuccino, Türk kahvesi. Espresso. Tamam. Espresso geliyor hemen. Zahmet olacak ama. Yok, ben getirmeyeceğim. Ben buranın sahibiyim. Aa.
Ne güzel. Bu sandalyeleri çok beğendim ben. Aa, ben seçtim bunları. Ya. Ben aldım, evet. Çok güzel. Benim New York'taki terasımdaki sandalyelerin aynı da. Ben New York'ta okudum. Hadi ya. Enteresan tesadüf. Yani evet, çok ilginç. Pardon. Efendim Victoria. Ha, evet canım, bir kahve içip geleceğim ben. Bay bay. Neden Allah aşkına bütün kadınlar saatte bir arayıp sizin nerede olduğunuzu öğrenmek isterler? Kıskanıyor olabilirler. Kaybetmekten korkuyor olabilirler. Kız arkadaşınız mı arayan? Kaybetmekten korkuyor olabilirler. Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Yani herkes için doğru bir insan yok mudur? Yani eğer zaten onu bulmuşsan niye kaybedesin ki? Yani dönüp dolaşıp yine aynı insanla buluşacaksın diye düşündüm de. Ben kesinlikle işte tam böyle düşünüyorum. Ama işte herkes o insanı bulabiliyor mu? Bulamıyor. Veya bulduğunda geç oluyor biraz. Demin bir arkadaşla konuşuyorduk, muhabbetini yaptık. Onun için tesadüf oradan da benim şeyim. Kız arkadaşınız mı aradı? Yok, nişanlım. Yarın evleniyorum da ben. Ha, aa. Çok tebrik ederim. Siz? Siz evli misiniz? Ha, yok. Evet, sözlüyüm. Buyurun. De ben tatlı istemedim. O tiramisu. Bugün yapmaya başladık. Benim fikrim. İkramımız. Onu ben yaptım zaten ilkini. Ya. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Biraz zor. Evlendikten sonra New York'a taşınıyorum da bir haftaya kadar. Artık orada yaşayacağım. Ama belli mi olur hayat? Belki bir gün bir yerde görüşürüz, değil mi? Tabii. Aslı. Aslı Hanım. Aslı Hanım. Hesaplara bakacağız. Buyurun bir gelin. Yardımcı olun bize. Senle ağız dalaşı yapacak durumda değilim şu anda Volkan. Tamam mı? Fındık kurdum benim. Ne güzel olmuşsun sen yavrum. Ya Volkan, senin ne işin var burada? Ben evleneceğim de biraz. İyi de böyle damadın düğünden önce gelin görmesi uğursuzluk getirir. Yavrum, o Amerikan filmlerinde be. Bizde olmaz öyle şeyler. Ay zaten düğün başladı sayılır çocuklar. Saat 7, biz hala buradayız. Ay şey, İfo annem hala mutluluktan ağlıyor mu acaba? Babamın pantolonu da dar gelmiş. O da mutluluğuna tuz biber ekti. Çok şahane şu anda. Bir şey söyleyeceğim, inşallah karides işini halletmişsinizdir. Yoksa yani karides düğün olmaz, aklınızda bulunsun. Hay karidesler yesin seni be. Sabahtan beri başka mevzu yok. Karides de karides ya. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Aa yavrum, bağırma bana. Bak, bu gece bizim gecemiz. Karideslerin gecesi değil. Bu gece bizim gecemiz. Yüzün gülsün şöyle be, yavrum benim. Öyle havacıva işleri bırak, değil mi Aslı? Sana var ya, oha falan oluyorum Volkan. Başka hiçbir şey değil ya. Bu ne ya? Ben sana olan sevgim yüzünden o uyduruk caz kafede 100 kişilik düğüne razı oluyorum. Yalı dairesi istemiyorum. Stakozdan bahsediyorum.
saat geçmişim. Yan dairede oturuyorum. Bu var ya, bu sadece fedakar bir insan olduğumu gösterir. Yani sana olan sevgimden, ama senin şu hareketlerine bak, laflarına bak. Ne yalısı ya? Yalı değil, yalı dairesi. Gerçi senin standartların farklı ama işte ne yapalım? Sevgimiz yüzünden katlanıyoruz bu hayata. Eyvallah. Aslı, sen mi dolduruyorsun bu kızı böyle ha? Benle ne alakası var be? Aa, manyak mısınız, nesiniz? Bana ne? Ne demek sana ne be? Ha? Ne demek sana ne? Sen tanıştırmadın mı bizi kızım? Selin doğru söylüyor Aslı. Girdin o dergiye, hepimizin hayatını değiştirdin. Belki ben Selin'le tanışmasaydım daha huzurlu bir insan olabilirdim yani. Volkan, ya sence dünyadaki herkes için böyle birisi var mıdır? Hani ruh eşi gibi, aşk anlamında. Ne tuhaf soru bu ya. Bu da mı o tuzak sorulardan biri? Neyin peşindesin sen ya? Aman be, soran da kabahat. Yok bir şey yok. Bırak peşimi, bırak. İstemiyorum, vazgeçtim. Öf, kacıya bak, ilik gibi ya. Yahu, iyice manyaklaştın sen Selin. Çırağından kaçmak ne demek? Nişantaşı'nın ortasında taksiden atlayıp beni sokaklarda peşinden koşturmak ne demek canım? Öyle mi? İki tane Rus kızla odalara kapanmak ne demek? Ha? Ben düğün günümde yan odada makyaj yaptırıyorum. Sen bir diğer yan odada iki tane Rus'la yatağa uzanmışsın, elinde içkiler. Saygısız, haksız, seni terbiyesiz. Canım, düğün misafirleri. İlgilenmek lazım. İlgilenmeyeyim mi yani? Orada otursunlar, canları sıkılsın. Ayıp deme bir şey var canım. Yok ya. Uyanık mısın? Nesin sen? Ben anlayamadım seni. Asıl sen nesin? Ben seni anlayamadım. Şu haline bak. Altı kaval, üstü şişhane. Prenses, hadi gel canım, düğüne dönelim. Bak, aileler bekler, misafirler bekler, paparazziler bekler. Hadi canım, hadi dönelim. İstemez. Ay kardeş, inanabiliyor musun ya? Uzanmışlar yatağa, ellerinde içkiler. Bir muhabbet, bir muhabbet. Canım, bütün gece masa masa dolaşıp hoş geldin yapacağız diye, hani yorulurum diye azıcık ayacıklarımı uzattım. Sen de bunu abarttın. Ben de seni abartmış gördüm tabii. Hadi ya, öyle mi ya? Kardeş, bak bu kız yemez bu yalanları yani. O ayacıklar diyorum. Koktu o ayacıklar. Yemez bu, belli. Hakem gördüm seni arkadaşım. Sana ne muhalebeci? Sen işine bak. Vallahi ben işime bakacağım ama siz çok vıdı vıdı yapıyorsunuz. Burası benim mıntıkam, benim mahallem, benim dükkanımın önü. Doğal olarak ilgi alanıma giriyor mevzu yani. Volkan, bırak, sana ne ya? Ay söyle kardeş, söyle. Söyle de utansın şu. Utanmaz, arlanmaz, hadsiz. Utanmaz bu, utanmaz. Yüzünden belli bunun. Meymenetsiz bu. Ne diyorsun lan sen? Dolunay. Müstakbel karımı benden korumak. Sana mı düştü? Müstakbel karın ha? Bana pek öyle gözükmedi. Kılpaçino. Ne diyorsun lan sen? Şişko. Lan sen ne diyorsun lan ha? Armut. Öldürürüm lan seni ya. Yapma, saçmalama. Yapma Kubilay. Tutma beni Aslı, tutma. Anam, kavgaya bak. Selin, beni bırak. Bak, çok sinirlendim. Şöyle de mi döveyim, rahatlayayım ya. Ellerimi saklıyorsan bir canım. Ay Kubilay, sen evlenince de böyle agresif işlisin. Yapma. Lan! Ay sen, ne yaptın, benim kocama vuruyorsun. Pis muhallebici, saygısız adam. Ya ben seni korumaya çalışıyorum ya. Aa, sana mı düştü beni koruma? Bırak Kubi, bırak. Deliyle deli olma. Ay, elim ayağım dolandırayım beni yarabbim. Bırak Allah'ın krosu ya. Gidelim buradan, yürü. Hadi gidelim sevgilim. Hadi gidip evlenelim. Mutlu ve mesut bir yuva kuralım. Ay bütün manyaklar bir araya toplanmış. Hadi gidelim şimdi. Fıçı! Ulan ne cins tiplermiş bunlar böyle ya. Aa, ne daldınız üçünüz birden çocuklar? Geç kaldık, hadi gidelim artık. Ay hadi, hadi ceketini giysene oğlum. Ay fuandan bir olmuş mu? Aman oldu oldu. Hadi, hadi ayol, misafirler bizden önce gidecek. Hadi kardeşim. Kızım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah'ım, ne olur bir şey olsun Cem'le arada kaynayalım ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.